Merhaba. Şimdi yapacağımız videoda daha çok kol, omuz bölgesini çalıştıracağız. Gene çok az ekipmanla evde çok rahat yapabileceğiniz hareketler göstereceğim size. Bir sandalyeyle çok rahat bir şekilde kollarımızın arkasını, yani triceps bölgemizi çalıştırabiliriz. Bir de ön omuz çalışacak burada. Oturduk çok güzel bir şekilde. Ellerimi en kalçama, bana yakın bölgeye yerleştirdim. Bir tık öne geldim, çok değil. Sandalyeden çok uzaklaşmıyorum. Dirseklerimin uçları arkaya bakacak şekilde kendimi aşağı indiriyorum ve kaldırıyorum. Bu çok basit. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok ekstra. Ha, şöyle bir şey var. Omuzlarında sakatlık olanların yapmamasını tavsiye ederim. Çünkü gerçekten acıyabilir. Kendilerine zarar verebilirler. Lütfen onlar dikkat etsinler. Bir de şuna dikkat etmeniz lazım. Dirsekler şunu yapmamalı. Yana doğru açılmaması gerekiyor. Ne yapıyorduk? Geriye. Ayaklar kapalı. Uzaklaşmıyorum çok fazla sandalyeden. Ve kendimi iterken nefes veriyorum. Bu kadar. Bu hareketi 12 tekrarla başlayabilirsiniz. Ağır gelirse eğer 6, 8, 10, 12 şeklinde kendinize göre ayarlayıp tekrar sayısını arttırabilirsiniz. 3 set şeklinde yaparsanız faydalı olacaktır. Şimdiki hareketimiz omuz, sırt ve arka kol çalıştıracak bir hareket. Bunun kademeleri var. Hem dizde hem tam ayakta, yani bütün şekilde durduğumuz. Şimdi dizde olanını gösteriyorum. Bu başlangıç seviyesi için çok uygundur. Şimdi açımız bu değil. Hafif diagonal bir şekilde öne doğru gidiyorum. Ellerimi omzumdan daha fazla açmıyorum. Çok önde tutarsam hareket çok zorlaşır. O yüzden ben göğsümün altına almaya çalışıyorum ellerimi. Şimdi nereye bakıyorsam, gözlerim nereye bakıyorsa ben oraya gidiyorum. Dirseklerim arkaya bakıyor uçları. Hop, geri geldim. Bir daha götüreyim. Bu şekilde. Yanlış alanı gösteriyorum. Genelde şu şekilde hareketlerle karşılaşıyoruz. Şunu yapmayın sakın. Bu yanlış. Dediğim gibi gözüm nereye bakıyorsa ben oraya gidiyorum. Kafamı oraya götürüyorum yani. Ve dirseklerimin uçları arkaya bakıyor. Şu değil. Bu yanlış. Bu şınav değil. Bir de bunun, eğer güçlendiyseniz, tam hali var. Yani hareketin doğru şekli, ilerlemiş hali. Ayaklarımın uçlarını kaldırdım. Bastım. Dizler yukarıda, sırtım yukarıda. Burada dikkat etmemiz gereken şey, bunu yapmıyoruz. Hop, kendimi yukarı çektim, karnımı içeri çektim. Şimdi aynen deminki gibi aşağı iniyorum. Kendimi yukarı itiyorum nefes verirken. Alırken indim, çektim. Siz 6 tekrarla başlayabilirsiniz. Dizlerinizin üstünde 8, 10, 12 şeklinde arttırabilirsiniz. Kolay bir hareket değildir. Dizlerinizin üstünde başlamanız faydalı olacaktır size. Bunu bu gösterdiğim hareketler serisinin içinde 6 tekrarla başladıysanız ya da 4 tekrarla başladıysanız 4 de olur. 3 set şeklinde yaparsanız faydalı olacaktır. Yani kaç tekrar yapıyorsanız 4, 6, 8 hiç önemli değil. 3 set şeklinde yaparsanız faydalı olacaktır. Şimdi size ön kol, yani biceps hareketi göstereceğim. Evinizde eğer ağırlığınız, dumbbellınız yoksa bunu herhangi bir su şişesi, içi dolu su şişesiyle de yapabilirsiniz. Size göre hangi ağırlık rahatsa. Yani 33'lük olabilir. Onların daha büyükleri de var. Hangisini rahat tutuyorsanız poşetleri doldurup eşit şekilde o şekilde de kaldırabilirsiniz. Şimdi hareket şu. Açtım, ellerimin içleri karşıya bakıyor. Ayaklarım en fazla kalça genişliğinde açık. Düz şekilde duruyor bacaklarım. Kırmıyorum. Sırtım dik bir şekilde. Kollarımı, dirseklerimi vücuduma yapıştırıyorum. Ve buradan yukarı bir şekilde kaldırıyorum. Yavaş bir şekilde tekrardan indiriyorum. Hızlı kaldırabilirsiniz ama hareketin negatifini yavaş bir şekilde yaparsanız daha kolay güçlenirsiniz ve doğru şekilde yapabilirsiniz da ilerleyen günlerde. Hızlı al, yavaş indir.
Yanlış şu. Yanlışlarda genelde şöyle bir şey yapılıyor. Yandan göstereyim. Falan gibi hareketler oluyor. Bu dirsek hiçbir şekilde sizden ayrılmamalı. Buradan da göstereyim. Şu yok. Bunu unutun. Bunun hiçbir faydası yok size. Bu hareketi 8 tekrarla başlayın. Ağırlığınıza göre 12-15 tekrara çıkarabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. 3 set şeklinde yapabilirsiniz. Bir hareketimiz daha var. O da omuzlar. Şimdi burada çok önemli bir nokta var. Şişeyle yapın. Bence çok daha kolay olacaktır. Şişenin uçları öne bakıyor diyelim. Ayaklarımız yine kalça genişliğinde açık. Sırtım dik bir şekilde duruyorum. Kollarımı dümdüz yana kaldırmıyorum. Bunu baştan söylüyorum. En büyük yapılan hatalardan biri. Hafif kırık bir şekilde. Şişenin ağzı önde olduğunu düşünürsek sanki ucundan hafif su döküyormuş gibi düşünelim. Yana kaldırırken şu pozisyona gelmeniz gerekiyor. Aşağı indiriyorum. Şu yok. Bu zaten çok zor. Benim canım yakıyor şu an. Mesela dirseklerim acıyor. Hafif dirseklerinizi kırıp şişenin de ağzını aşağı doğru bileğinizle yani kolunuzun açısını değiştirerek verirseniz çok daha rahat yaparsınız. Diğer türlü inanın bana hem dirseğiniz hem omzunuz acıyor. Ben yanlışı gösterirken acıttım. Gösteriyorum doğrusunu. Burada 12 tekrarla başlayabilirsiniz. Ya da 8 tekrarla yine çarpı 3 şeklinde 3 setten çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Dediğim gibi şişelerle de yapabilirsiniz. Çok rahat oluyor. Tekrar gösteriyorum. Şimdi omuzları çalıştıracak bir hareket gösteriyorum. Oturarak yaparsanız sakatlık riski azalır. Oturduk bir güzel. Ama burada önemli olan bel boşluğumu kapatmam. Şimdi ben bel boşluğumu kapatınca ayaklarım yere değmeyecek. İnşallah sizin değiyordur. Bel boşluğumuzu kapattık. Sanki belimizin arkasında bir sünger var ve onu eziyormuş gibi düşünün. Gene şişeyle yapabilirsiniz eğer ağırlığınız yoksa. Şimdi kaldırdım. Dirseklerim aşağı bakmayacak. Dirseklerim 90 derece oluyor. Bunlar içe düşmüyor. Açısı açık. 90'dayım. Buradan yukarı doğru pres yapıyorum, itiyorum. Ortada birleşiyorlar. Kafamın tam üstünde. Arkaya almayın sakın. Önde duracak. Hafif gözünüzü yükselttiğiniz zaman başınızı görmeniz gerekiyor. Yani kafanızı kaldırdığınızda görmeniz gerekiyor dumbbellları. Tekrardan başladığı noktaya getiriyorum. Ve nefes aldım. Baktım, görüyorum. Aynen bu şekilde. Şu yok arkadaşlar. Arkaya götürmek yok. Çok tehlikeli. Dikkat edin. Bunları küçük şaşal sularla yapabilirsiniz. Hiç problem değil. Tek dikkat etmeniz gereken şey sırtınızın arkaya gitmemesi ve ellerinizin açısı. Zaten dumbbellları tutarken bileklerinizi bükmediğiniz sürece hiçbir sakatlık yaşamazsınız. Şunlar yok yani arkadaşlar. Şu. Bu. Bunlar size zarar verir. Dikkat edin bileğiniz hiç oynamasın. Tekrar. Bunu yine aynı şekilde omuz olduğu için rahat yaparsınız diye düşünüyorum. 10-15 tekrar arası 3 setten yapabilirsiniz. Kuvvet antrenmanı olur. Hem de gelişirsiniz. Haftada yine 3 gün şeklinde yaparsanız faydasını görürsünüz. Birkaç tane omuz, kol hareketi gösterdim size. Çok rahat yapabileceğinizi düşünüyorum. Dediğim gibi eğer açılarına ve tekrar sayılarına, hatalara dikkat ederek izlediyseniz hiç sıkıntı olmadan hareketleri yapabilirsiniz. Haftada 3 gün şeklinde en az kendinize göre bir plan çıkarın. Bölün bölge bölge. Programınızı uyguladığınız sürece aksatmadan güzel sonuçlar elde edebilirsiniz.